bize niye kurs açtırmıyorsun? Kardeşim sen kürekten para topluyorsun. Gıcık bir hareket bu. Kızdırıyor tabii insanları bu. Ya amacın Allah'ın rızası olsun, İslam'ı tebliğ amaçlı olsun, biz sana graylerle para getirelim. Mesele değil. Ama dini bıraktın. Dünyaya daldın. Evet. Enaniyet geldi üstüne. Müslümanları adam yerine koymuyorsun. Haşa. Ekabirat bir uslup bazılarında. Bu vaziyette hükümet ne yapsın, ne desin? Toplayın paraları mı desin, ne desin yani? Biz ne bilelim kardeşim bu çizgiye geleceğini? Buyurun, sonuç bu hale geldi. Zaman Gazetesi de bu hale geldi. Ne çabuk unuttunuz zavallı günlerinizi ya. Ayağınızı yere basın. Ya bu kadar pervasızlık, bu inanılır gibi değil. Ne oluyorsunuz ya? Tayyip Hocam yıllardan beri İslam'a, Kur'an hizmeti için uğraşıyor. Ta çocukluğundan beri. Çektiği acıları, çileleri herkes seyretti, gördü. Ya şu gösterdiği insanüstü gayrete bakın yani. Değil mi? Gerçekten öyle. Tedirgin oluyor vatan, millet, bayrak için tedirgin oluyor. Var gücüyle gayret ediyor. Sık sık halkın önüne çıkıyor işte. Yaptığı hizmetleri anlatıyor. Allah güç, enerji de veriyor maşallah. Başkası olsa bir hitap düşer ya. Oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor. Yazık, günah üstüne gitmek ya. Çok ayıp yani.